İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Çatışma sonrası durumlarda yerli halkların haklarına ilişkin tartışmalar, barış müzakereleri, anlaşmalar ve sözleşmeler. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Ermeni meseleleriyle ilgili grubu Bakü'nün NATO zirvesinde sorumlu tutulmasını talep ediyor. Son aylarda Bakü işgal altındaki Stepanagert'in yıkımına başladı. Varujan Gagamyan Türkiye 2020'den sonra Bakü ağzıyla Doğu Ermenistan anayasasının değiştirilmesini talep ediyor. Daha önce hiç çalınmamış örnekler de dahil olmak üzere Artsakh lehçesinde 33 şarkı. Doğu Ermenistan takımı uluslararası fizik olimpiyatlarında 8 madalya kazandı. Sayın Başkan, bu tartışmayı düzenlediğiniz için size teşekkür etmeme izin verin. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan, Cenevre'de yerli halkların haklarına ilişkin bilirkişi mekanizmasının 17. oturumunda konuşmasına böyle başladı. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın ardından 1920 yılında müttefik ve Birleşik Kuvvetler tarafından imzalanıp uygulanmaya konulan Sefer Antlaşması sonucunda Türkiye'nin Batı Ermenistan'daki yerli Ermenilere uygulanan soykırım armenosidi Ermeni Devletini ve onun egemenliğini tanıdığını kaydetti. Bu tahkim kararı 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından imzalandı. Konuşmasına devam eden Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan, 1921'den bu yana Batı Ermenistan'ın yerli bir devlet olarak Türkiye ve Bakü tarafından, 1974'ten bu yana da Kuzey Kıbrıs gibi işgal altında olmaya devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 19 müttefik ve birleşik güç tarafından imzalanan bu uluslararası barış antlaşmasına dayanarak Yüksek Konsey'in talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'a Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır meselesinde hakemlik yapma yetkisi veriliyor. Tüm yerli halkların yerli devletlerin ulusları olmayı arzulayıp arzulamadıkları sorusunun şu şekilde cevaplanabileceğini ekledi. Yerli halklar devletlerinin tanınmasıyla bir millet haline gelmişlerdir ve bu statüyü savunurlar. Yerli halklar Birleşmiş Milletler bildirgesi ve diğer yasal düzenlemelere dayanarak haklarını tanıyan devletlerde yaşıyor. Yerli halklar devletlerinin tanınmasıyla millet olmak isterler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armene Abraham göre bu durumların Birleşmiş Milletler tarafından ilgili yasal belgelere dayalı olarak dikkate alınarak haklarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konularda uzmanlık mekanizmasını tamamlayacak bir komisyonun oluşturulması, bu hakların hayata geçirilmesi süreci çerçevesinde yerli haklar hakları bildirgesinin devamı olacaktır. Ermeni davasının Amerikan grubu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ermeni Grubu eş başkanları Frank Palon, Gus Bilirakis, Adam Schiff ve David Valadao'nun Biden yönetimine Bakü'nün Artsakh'taki etnik temizlikten sorumlu tutulması Arsah Ermenilerinin geri dönüşünü kolaylaştırmak ve Bakü'nün devam edin saldırganlık koşullarında Doğu Ermenistan'ın egemenliğini destekleme çağrısında bulunan ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyor. Kongre üyelerinin girişimi hakkında yorum yapan Ermeni davasının Amerikan Komitesi Washington Ofisi'nin Genel Müdürü Aram Hambaryan şunları söyledi. Topluluğumuz Koalisyon ortaklarımız ve Kongredeki müttefiklerimiz, Aliyev'in Artsax'ta uyguladığı etnik temizlik ve Hristiyan kiliselerinin tahrip edilmesinden, Doğu Ermenistan topraklarının devam eden işgaline ve Ermeni mahkumların hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasına ve kötü muamele edilmesine kadar Bakü'yü işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmak konusunda birleşmiştir. Kongrenin Ermeni grubunun bu hafta Washington'da düzenlenen NATO zirvesinin açılışıyla aynı zamana denk gelen bir açıklamasında Biden yönetimine Bakü'nün eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesini ve savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve Artsakh'ta 120 binden fazla Ermeniye yönelik etnik temizlik terör eylemlerine teşvik edilmemesini sağlaması çağrısında bulunuldu. Çağrı Baydan yönetimi, Bakü'nün Ermeni savaş esirlerinin geri dönüşü, kültürel miras alanlarının korunması ve Arsak Ermenilerinin uluslararası garantiler altında evlerine dönme hakkı da dahil olmak üzere uluslararası yasalara uymasını sağlamalıdır diye sonuçlandırdı. İşgal altındaki Stepanagert'te son birkaç ayda Bakü, şehrin tüm mahallelerini yerle bir ediyor. Bağımsız Akademik Platform Artsakh'ın kültürel mirasının izlenmesi bu konuda uyarıda bulunuyor. Bu durum, apartmanların ve özel evlerin yıkıldığı ve üniversite binasının sözde yeniden inşa edildiği ve değiştirildiği Artsakh Devlet Üniversitesi çevresinde daha da bir dikkat çekicidir. Kentin farklı yerlerinde büyük çaplı yıkımlar gerçekleştirerek komplekslerin tamamlanmasıyla kentin dış imajının değiştirilmesi yönünde bir eğilim söz konusudur. Stepanagert'ten sınır dışı edilen vatandaşların özel mülkleri tüm mallarıyla birlikte yıkılıyor. Bakü'nün propaganda makinesi bu tür büyük çaplı yıkımları meşrulaştırmak için geçtiğimiz günlerde ana teması eski Azerbaycan Han kendisinin Sovyet yıllarında Ermeniler tarafından tahrip edildiği iddia edilen kapsamlı bir video çekti burada hazırlık ve uygulama sırasında birçok cami ev vesaire kasıtlı olarak yıkılan şehrin yeni planını tasarlaması için özel olarak görevlendirilen mimar Alexander Tamanyan tarafından yapıldığı belirtiliyor. Ve şimdi şehri orijinal görünümüne kavuşturmanın ve tarihi yeniden canlandırmanın zamanı geldi. İşgal altındaki Stepanagert'i ilk kez ziyaret eden ve Bakü mimarları tarafından İnşa edildiğini açıklayan düşmanın kendi Cumhurbaşkanı'nı inkar etmesi videoda dikkat çekiyor. Aynı zamanda Sovyet ve Artsakh'ın bağımsızlık yıllarında inşa edilen bazı binalar İlham Aliyev'in doğrudan emriyle yakın zamanda yeniden inşa edilmiş gibi sınılıyor platform Artsah'ın işgal altındaki yerleşimlerinde 2020'den itibaren Artahın bağımsızlık yıllarında inşa edilen idari ve eğitim binalarının yeni olarak sunulduğunu belirtiyor. Şuşi kentinde Artsah cumhuriyeti yetkilileri tarafından yenilenen Yukarı Cami ve Saatli Cami bu şekilde hızlı bir şekilde sözde restore edildi. Böylece son aylarda Bakü'nün öncelikle işgal altındaki Stepanakert'i yıkmaya, şehrin imajını değiştirmeye başladığını doğrulayabiliriz. Makalede ayrıca daha önce var olan ve artsak yetkilileri tarafından inşa edilen bina ve komplekslerin sıklıkla kendileri tarafından yeni inşa edilmiş gibi sunuldu da dikkat çekicidir ifadesine yer verildi. Türkolog Varujan Gehamyan, kabul edildiği günden bu yana Doğu Ermenistan Anayasası ve ona dayanan bağımsızlık bildirgesinin Türkiye'nin hedeflerinden biri olduğunu belirten bir açıklamada bulundu. Ona göre hem 1990'lı yıllarda hem de 2000'li yıllarda Türk tarafı çeşitli vesilelerle ve en gayri resmi düzeyde Doğu Ermenistan Anayasasına atıfta bulunmuştur. Türkiye 2020'den sonra resmi olarak Bakü'nün ağzından anayasa değişikliğini talep ediyor. Çünkü bir fırsat gördü diye yazan Gehamyan. Bugün böyle bir talebin barışı tesis etme amacı taşımayan, Ermeni devletini zayıflatma amacı taşıyan pek çok zorlama arasında bir başka şart zorlama olduğunu vurguluyor anayasa devletimizi Türkiye'ye bağımlı bir il olmaktan çıkarıp ulusal siyasi ilkeleri net olan bir jeopolitik birime dönüştüren hükümler içermektedir. Dolayısıyla diasporaya, orduya, eğitim sistemine, kahramanlara, Ermenilere yönelik soykırıma, Armenoside ve diğer faktörlere saldırdıkları gibi ona da saldırmak gerekiyor. Barujan Gehamyan düşüncesini şöyle özetledi. Düşmanlarımız hiçbir şeyi rastgele hedef almıyor.'' devletimizin en önemli temellerine saldırıyorlar. Nubar adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu sanat yönetmeni Lusine Nazaryan, Arevot.im'e 2023 yılında Arçak'ın düşmesinden önce radyo programı için 10 Arçak şarkısı hazırlayıp seslendirdiklerini söyledi. Bir süre sonra Arçak şarkılarından oluşan eksiksiz bir program hazırlamanın ve 10 şarkıyla sınırlı kalmamanın mümkün olduğunu düşündü. Arsak'ta çalışmış müzik koleksiyoncusu müzikologları aramaya başladı ve Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'nin Sanat Enstitüsü arşivinde oldukça fazla materyal olduğu ortaya çıktı. Nazaryan sonuç olarak Arsak lehçesinde 33 şarkımız oldu. Bunların arasında hiç çalınmamış örnekler var. Ayrıca çalınmamış ve Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi arşivinde saklanan danslar da var dedi. Nubaratlı Geleneksel Şarkı ve Dans Topluluğu'nun Ermeni milli geleneksel şarkı ve danslarını keşfetmek, geliştirmek ve halka sunmak amacıyla kurulduğunu da ekleyelim çeşitli konser programlarında performans sergileyen topluluk Doğu Ermenistan ve yurt dışındaki festivallere katıldı, solo konserler verdi, tarihi Ermenistan'ın farklı etnografik bölgelerinden şarkı örnekleri özellikle Hamşen, Garno, Çömeşkatsak bölgelerinin şarkı söyleme kültürünü sundu. Grubun katılımıyla Garmıravan köyünde yapılan koleksiyon çalışmasından yola çıkılarak Garmıravan'ın şarkıları, hikayeleri, film, konser filmi çekildi. Doğu Ermenistan takımı uluslararası fizik olimpiyatlarında iki gümüş ve altı bronz madalya kazandı. Bilimsel olimpiyat Handi Mansinsk'te gerçekleşti. Fizik ve matematik okulu öğrencisi Arsen Ağayan ile Artyom Gasparyan gümüş madalya kazandı. Armen Gazazyan, Narek Mofsisyan ve Arsen Asatryan, Narek Galisyan, Sımpat Boğusyan ve Gor Hasratyan bronz madalya kazandı olimpiyatlara 19 ülkeden 108 öğrenci katıldı. Sevgili dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.